Merhaba sevgili izleyiciler. Allah'ın selamı üzerinizde olsun. Bir cuma sohbetiyle daha huzurlarınızdayız. İnşallah bugün yine bize tahsis edilen süre zarfında faydalı şeyler söylemeyi ümit ediyoruz. Faydalı olacağına da inanıyoruz inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı, hidayeti, rahmeti, inayeti üzerimizden hiç eksik olmasın. Rabbim bizleri nice nice güzel zamanlara, güzel mekanlara sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ulaşmayı nasip eylesin inşallah. Evet, bugün şu anda içinde bulunduğumuz 3 aylar geleneğimiz var bizim. O 3 aylardan bahsetmeye gayret edeceğiz inşallah. Biliyorsunuz senenin 4 mevsimi var. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış gibi mevsimler var. Malum her mevsimin farklı özellikleri de var. Kışın, yazın, sonbaharın, ilkbaharın çok farklı özellikleri var. Ayrı güzellikleri var elbette. Her mevsime uygun olarak insanların mutat olarak yapmış oldukları şeyler var. İşte beslenme, gıda vesaire. Ama bunlar mevsimlere göre de farklılık arz ediyor zaman zaman. Tabii her mevsimde o mevsimin şartlarına göre o mevsime uygun yapması gereken pek çok şeyler de var. Mesela mevsime uygun ekme, biçme, hasat vesaire, bunlar her mevsime göre farklılıklar arz ediyor. Gerçi seralar falan da var ama sera mahsulüyle tarla mahsulü arasında da ne kadar büyük fark olduğunu sizler biliyorsunuz zaten. Şu anda kış mevsiminde, gerçi yanına yaklaşılmıyor ama domatesin, patlıcanın ne kokusu, ne de tadı var. Tarlada yetişen çok farklı. Onun için her şeyin mevsiminde olmasını uzmanlar tavsiye ediyorlar. Evet. Bu örnekler üzerinde fazla durmadan bir başka mevsim üzerinde duracağız. Bir başka mevsimler üzerinde duracağız. Bu maddi bakımdan 4 mevsim ve çok kısa olarak özelliklerine temas ettik. Manevi bakımdan da dikkati çeken 2 önemli mevsim var. Değerli izleyiciler. Evet, 2 önemli mevsim. Bunlardan birincisi hac mevsimi. Müslümanın, imkanları olan Müslümanların ömründe bir defa İfa ettikleri hac mevsimi. Şevval ayından sonra gelen, hicri takvime göre 11. ay olan Zilkade ve Zilhicce ayları, ardından da Muharrem ayları. Bu aylara haram ayları da deniyor. Yani ne demek haram ayları? Muhterem demek, mübarek demek. O anlamlarda kullanılıyor. Haram, mescidi haram diyoruz. Kabe'nin bir adı da mescidi haramdır. Yani hürmet edilen yerdir. Yasak anlamında kullanılıyor bazı yerlerde. O cümlenin geliş şekline göre anlaşılır zaten. Ama esasında muhterem, hürmet edilen yer anlamında ifade ediliyor. İşte haram aylarda ta İslam'dan önceki devirlerde de var bu. O dönemlerde cahiliye insanları o aylara gelindiği zaman o aylara hürmet ederlermiş. Savaş etmezlermiş. Kılıçlar kınından çıkmazmış mesela. O aylara hürmeten. O kadar cahili adetler var ki onların çoğunu böyle terk ederler. Kan davaları o aylarda adeta dururmuş. Haram aylar diye onun için
Yani o aylara hürmetsizlik etmeyelim diye müşrik anlayışında bile bu var. Ve işte o aylar hac ayları değerli kardeşler. Yani Kurban Bayramı'nın da içinde olduğu mevsim, hac mevsimi. Elbette hac ibadeti son derece mübarek, muhteşem bir ibadettir. Gerçi son yıllarda malum virüs nedeniyle hac ibadetlerinde çok büyük sıkıntılar var. İnşallah o da aşılır. İnsanlar ne yazık ki o ibadetlerinden geri kalıyorlar bu hastalık nedeniyle. Elbette mecburiyet karşısında başka yapılacak bir şey yok. Ama inşallah atlatılır, tedbirler alınır ve öylece o ibadette ifa edilmiş olur. Dünyanın her yerinden inanmış insanlar aynı kıyafetle, aynı şekilde, aynı tevazu ile Allah'a ibadete koşup geliyorlar. Üstlerinde adeta bir kefen, başka bir şey yok, yalın ayak, baş açık ve böylece mahşeri andıran bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Bu da insana hayatında çok önemli bir dönüm noktası yaşatacak bir ibadet değerli kardeşlerim. Evet, bu hac mevsimi, ikincisi manevi bakımdan mevsimlerin, üç aylar mevsimi. Evet, üç aylar mevsimi sene içinde önemli bir mevsim o da. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor üç aylar. Evet, Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı. Mübarek bir mevsim. Rivayetlerde sevgili Peygamberimizin Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu ayın Recep ayı olduğu ifade ediliyor. Bir nevi Ramazan orucuna hazırlığın başlaması. İşte bu mevsimde, mevsime yani üç aylar mevsimine ne zaman başladık? Çarşamba günü başladık. Bugün Cuma. Bir Recep bu sene 2 Şubat'a denk geldi. Çarşamba gününe. Bugün Recep'in Perşembe 2'si, Cuma 3'ü. Recep ayının bugün 3'ü. Akşam da yani Recep ayının ilk perşembesini Cuma'ya bağlayan gece Regaib kandili olarak idrak ediliyor. O da pek çok kanallarda, televizyon ekranlarında o geceye mahsus programlar icra edildi. Regaib kandili ile ilgili olarak. Regaib rabedede edilen anlamında. Yani umulur ki Rabbimiz o gece yapılan ibadetlere rağbet eder, onları kabul eder anlamındadır. O geceler mahsus, yani diğer kandillerde dahil olmak üzere, kandillerin hiçbirisine mahsus bir ibadet tarzını sevgili Peygamberimizin hayatında ve sözlerinde görmüyoruz. Ancak bu günleri birer hatırlama zamanı olarak o geceleri, biraz daha ibadetlere yoğunluk, biraz daha Kur'an'a yöneliş olarak algılayıp orada yoğunlaşmamız lazım değerli kardeşlerim. İşte Regaib Kandili de onlardan birisi. Yapılan ibadetlerin kabula şayan olma ümidi var müminler tarafından. Rabbimiz de ona inşallah tevessül eder, tenezzül eder. O ibadetleri, o okumaları, namazı, niyazı, hayrı, hasenatı, iyilikleri kabul eder. Fazlasıyla ecrini, mesubatını insanlara bahşeder inşallah. Evet. Recep ayı bizim dini geleneğimizde mühim bir ay olarak
değerlendirile gelmiştir. Bazı ariflerden şöyle rivayetler var. Deniliyor ki Recep ayı ekim zamanıdır. Ekim ayıdır. Ekme zamanı. Tohum saçma zamanıdır Recep ayı. Daha fazla iyilik ve ibadetlere yönelme, namaz, oruç, sadaka vesaire gibi bir mahsulün ekilmesine benzetmişler Recep ayını. Bu mevsimde saç tohumu ve onun bitmesini sağlamak için elinden geleni yap şeklinde. Hemen arkasından Şaban ayı geliyor. Bu da bakım ayıdır. Tohumu saçıp ekimi yaptıktan sonra ne gerekir? Elbette ki bakımı gerekir. Onun ilaçlaması vesairesi, yabani otlardan temizlenmesi gibi pek çok işlev. Yani maddi planda düşündüğünüz zaman bunlar var. İşte Şaban ayı da bakım. Yani ekilen tohumları, ibadet ve iyiliklerin gösterişlerle, desinlerle, riya ile heba edilmemesi için daha titiz olma, sözlere dikkat etme, davranışlara dikkat etme, tavırlarımızı kontrol altında bulundurma, her halimizle iyilik ve kulluk üzere olma hali Şaban ayı. Yani ektiğimiz o güzel iyilik tohumlarının kullanması, bakımı vesairesi. Bu da Şaban ayında. Bakın bir seri devam ediyor böyle. Sonra geldik neye? Recep, Şaban ve üç ayların üçüncüsü Ramazan. Ramazan da biçme ayıdır. Hasat mevsimi. Evet, hasat zamanı. Mahsulün alındığı aydır artık. Yani artık kıvamına geldi, saçılan tohumlar yeşerdi. Onları özenle, dikkatle koruduk, kolladık ve mübarek Ramazan'a hazır bir vaziyette geldik. Yani bir taraftan koruyup kollarken öbür taraftan bazı ayrık otlarının, yabani otların ayrılması gibi bizim de bir takım hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı fark edip onları böyle hayatımızdan atıp Ramazan'a daha böyle bir hazır vaziyette girmiş olup ondan sonra hasadımızı ilahi lütufla yapmış olacağız Ramazan ayında inşallah. Şimdi Recep ayındayız. İşte regaib kandiliyle başladık. Bir seri kandiller devam edecek. Ve bu aylarda, bu zamanlarda bizler kendimize çeki düzen vereceğiz. Daha değerli toplu, daha iyi halimizle Rabbimize kulluk edeceğiz. Ve Ramazan'da da inşallah o ekimin ve bakımın hasadını elde etmiş olacağız inşallah. Evet. 11 ayın sultanı deniyor Ramazan, değil mi? 11 ayın sultanı. Recep ayı için tevbe ayı demişler arifler, tevbe ayı. Şaban ayı iyilik ve ibadetlere daha bir özen gösterme, titiz davranma günleri. Ramazan'da mükafatlarını, o yapılan iyiliklerin, güzelliklerin, ibadetlerin ödüllerini alma ayı olarak da ifade etmişler arifler. Evet, böyle çeşitli ifadelerle bu ayların birbirleriyle irtibatlı olduğu beyan ediliyor. Ve daha fazla iyilik ve ibadete vesile sayılıyor. Tabii değerli kardeşlerim, bunları söylerken şunu da mutlaka hiçbir zaman unutmamamız lazım. Müslüman daima hayır üzere olmak durumundadır. Evet, hayır üzere olmak durumundadır. Yani efendim üç aylar geldi, üç aylarda kandiller var. Buralarda daha çok böyle Cenab-ı Hakk'a kulluk edelim de ondan sonra gelecek kandillere kadar ne yaparsan yap. Haşa, böyle bir anlayış
asla bir inanmış insanın anlayışı olamaz. Bu üç aylar, kandiller, bu zaman dilimleri birer hatırlatma, birer ikaz işareti gibi kabul edilmeli. Evet, hani yolda belde giderken bazı mekanlarda, yollarda ikaz levhaları, uyarı levhaları, yazıları, işaretleri vardır ya, o işaretlere bakıp insan toparlanır. Yani basıp gaza giderken haddi aşma ne yazık ki çok fazla oluyor. Kazalarında çoğu süratlerden falan oluyor. Ama bir bakıyorsunuz işaret var. Burada kamera var. Şurada şu kadar sürat yapacaksın. Burada böyle gideceksin şeklinde. İşte kavşaklarda şuna yol vereceksin. Şöyle hareket edeceksin gibi pek çok işaret var yollarda. Bunların hiçbirisi lüzumsuz değil. Büyük tecrübelerin neticesinde ortaya konmuş ve insanların hayatı söz konusu olduğu için onlara dikkat edilmesi hususu ısrarla vurgulanmıştır. Ve her gün değişik yayınlarda yetkililer, ilgililer bu konu üzerinde ısrarla duruyor. Ama ne yazık ki kazalarda sıfırlanmıyor. Yine de o ikazlara rağmen uymayanlar çıkıyor maalesef. Manevi hayatımızda da böyle işte. Evet, işte akıp giden hayatın hayhuyu, meşgaleleri içerisinde devam edip gidiyoruz. Bu meşgaleler ile unutulmaya yüz tutmuş veya alelade ifa edilen vazifeleri hatırlayıp kendimize gelmeye vesile saymak için birer fırsat bilmemiz lazım bu günleri, geceler. Evet, yani zaten insan öyle olmalı. Yollarda hiçbir işaret olmasa bile, hiçbir şekilde bir ikaz levhası olmasa bile, kişi o yolda nasıl seyredeceğini biliyor olması lazım. Bunu öğrenmiş olması lazım. Ama buna rağmen ikaz lambaları var, ikaz işaretleri var. İşte aynen bunun gibi bir Müslüman zaten hep iyi olma gayreti içerisinde olmalı. Hayatını ona göre dizayn etmeli, düzenlemeli. Ama buna rağmen de yine işte böyle güzel güzel ikaz levhalarını da görüp kendine biraz daha bir çeki düzen vermeli. Onları fırsat bilip günahlardan, kusurlardan, hatalardan tevbeye sarılmalı. Ve kul hakkını havi bir takım günahlar varsa onları telafi etme ve helalleşme yollarına tevessül etmeli. Ondan sonra da bu hayatın sürekli hale gelmesi için gayret etmeli, Rabbimize de dua etmelidir. Evet, kendimizi toparlamamız, kendi muhasebemizi yapmamız, hani ölmeden önce hesaba çekin kendiniz diyor ya Peygamberimiz, sevabımızı, günahımızı yeniden tartıp, ölçüp, biçip, hatalarımızı anlayıp, tevbe fırsatı olarak değerlendirmek lazım böyle zamanları, bu günleri. İşte o günlerin içerisindeyiz değerli kardeşlerim. Mesela işte Recep ayındayız şu anda. Daha başındayız Recep ayının. Bir kandili de idrak ettik. Oruç tutmak, Peygamberimizin başta ifade ettim ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayından sonra en fazla Recep ayında oruç tuttuğu ifade ediliyor. Recep ayının tamamı falan değil elbette. Ama tutabildiği kadar uygun olduğu günlerde oruç tutması son derece önemli görülmüştür. Bunun sevabı elbette çok. Onun için zaman zaman da olsa Recep ayı içerisinde hem mali ibadetler, sadaka, zekat vesaire bunlarla da biraz daha iştigal etmek lazım. Hem de oruç ile nefsimizi arındırmaya gayret etmemiz lazım. Biliyorsunuz değerli kardeşlerim, oruç ibadetinin en önemli iki özelliği var. Birisi, nefsin hırsını kesip nefsi yola getiriyor oruç. Evet, insanı en çok terbiye eden oruç ibadetidir.
açlık insanı terbiye eder. Hem manevi yönden terbiye eder. Zihnimiz, dimağımız berraklaşır. İfadelerimiz, sözlerimiz, tavırlarımız daha bir güzel hal alır oruçla. Mülayim oluruz. Karşımızdaki insanları incitmeme hususunda orucun bize kazandırdıkları bu noktada çok şeyler var. Evet, ama oruç peygamberimizin dediği gibi sadece mideyle tutulmaması lazım. Bütün hücrelerimizle, bütün azalarımızla oruçlu olmaya dikkat etmek lazım. Söz, tavır, davranış, bakış, konuşma vesaire bunların hepsi orucun şuurunda olması lazım. Yoksa sadece aç kalmaktan ibaret oruç pek fazla faydası olan bir oruç değil. Bedene faydası olur mu? Elbette olur. Bedeni bakıma alıyorsun bir bakıma oruçla beraber. O bakımını yapıyorsun ama öbür taraftan esas orucun asıl gayesi nefsin terbiye edilmesi. Orucun birinci özelliği bu. Yani nefis hırsını frenliyor ve insan daha bir kendisini tutmaya alıştırıyor. İkincisi de orucun ikinci önemli özelliği, o da daha önemli. Ruhu ve kalbi nurlandırıyor, kuvvetlendiriyor. Evet, ruh ve kalp nurlanıyor, kuvvetleniyor, aydınlanıyor böyle. İnsanın ufku açılıyor, daha bir derin düşünebiliyor, daha isabetli karar alma melekeleri çalışmış oluyor. Derin derin düşünme kabiliyeti sağlıyor oruç. Evet, Zümer suresinde bir ayet var. Estağfirullah. İnnemâ yüveffessâbirûne ecrahum bi gayri hesâb diyor Cenab-ı Allah. Evet, her şeyin mükafatının, ecrinin bir miktarı var. Yani mali veya bedeni yapmış olduğumuz ibadetlerin bir miktarı var. 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 falan diye bu şekilde sıralanıyor. Ama sabırlı olanların ecri, sabırlı olanların sevabı, mükafatı hesaba sığmayacak kadar çok. Rabbimiz onu buyuruyor. Zümer suresinin 19. ayetinin son kısmı bu. Evet. Bi gayri hesab diyor. Hesapsız olarak verir. Sabır. Sabır çok önemli. Evet. İnsan öfkelendiği zaman birkaç saniye kendini tutabilirse, sabredebilirse ne âlâ. Tutamazsa yıkıp devirdiklerinin telafisi olmayabiliyor. Ne yazık ki. Onun için sabır öyle söylendiği kadar kolay değil ama sabrın meyvesi çok fazla lezzetli manevi bakımdan. Rabbimiz de onun için sabırlıların ecri, sevabı, mükafatı hesaba gelmeyecek kadar fazladır diyor. O verecek, Cenab-ı Hak verecek. İşte o niye bunları söyledik, bu ayeti niye okuduk? Oruç da sabır demek zaten. Evet, oruç da sabır demektir. Sabrın en zirve noktasıdır oruç. Hiç kimse sana yeme içme demiyor. Sen kendin karar verdin. Rabbimin rızasına nail olmak için bugün bu saatten bu saate kadar yemeyeceğim, içmeyeceğim, oruç tutacağım, sabredeceğim diyorsun. Gizli yapabilirsin, kimi kandıracaksın, kendini kandırırsın falan. Allah için yapıyoruz. Bunda gösteriş de olmaz, riya da olmaz. Kimse senin söylemedikçe oruçlu olduğunu da bilmez. Hele hele bugünlerde, Ramazan değil çünkü Recep ayındayız nihayetinde. Evet, onun için değerli kardeşlerim, bu ibadete de Ramazan ayında zaten mecburuz bir ay oruçlu olmaya. Ama onun dışındaki aylarda, özellikle şu içinde bulunduğumuz Recep ayında, sevgili Peygamberimizin o mübarek uygulamasını kendimize örnek alıp bizler de o sevaptan gafil olmamak için daima gayretli olabiliriz.
Ayrıca değerli kardeşlerim, bu mübarek mevsimi yani üç ayları birer fırsat bilerek tevbelerimizi de yenilemeliyiz. Tevbe deyip geçmeyelim. Evet, tevbe çok önemli. Ne demek? Pişman oluyorsun günahlarından. Bildiğin, bilmediğin bütün hata, kusur, günah ne varsa onları düşünüyorsun ve onlardan pişman olduğumuzu Rabbimize ifade ediyoruz. Onları Rabbimize itiraf ediyoruz. Başkalarına anlatmak gibi bir durum olamaz. Günahların anlatılması daha büyük günahtır çünkü. Sadece Rabbimize arz ediyoruz. Dil ile estağfurullah. Evet. Dönüş yapma demektir tevbe. Nereden dönüyoruz? Hatalardan, kusurlardan, günahlardan dönüş yapma. Zararın neresinden dönersen kârdır diyorlar ya. Evet. Tevbe insanı Allah'ın sevdiği hale, Allah'ın sevdiği yola, sevdiği işe, hizaya getirmesi lazım. Tevbe. Evet. Yani öyle bir pişmanlık, öyle bir Allah'a arz edilmeli ki ve Rabbimiz onu samimiyetimize binaen, ihlasımıza binaen kabul etsin o tövbeyi. Rivayete göre Hazreti Ali radıyallahu anh bir gün mescide giriyor. Bir köşede birisini görüyor. Orada hızlı hızlı tevbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi böyle tekrar edip duruyor. Herhalde tanıyor o kişiyi Hazreti Ali ki ona ismiyle hitap ediyor. Ey filan diyor. Bak, insanın sadece diliyle tevbe etmesi sadece diliyle tevbe etmesi, tevbenin diğer unsurlarını ihmal etmesi yalancıların tevbesidir diyor. Evet, yalancıların tevbesi. Yani bir taraftan tevbe estağfurullah deyip tevbe edeceksin. Tevbe pişmanlık demektir ve dönüş demektir ama öbür taraftan fırsat buldukça yalan, dolan, iftira, gıybet, dedikodu, hile, hud'a ne varsa onların hepsini de işleyeceksin. Bu olmaz. Tevbe sadece dille değil, bütün hareketlerimizle ifa edilmesi lazım gelen bir ibadettir esasında, bir dönüştür. Rabbimize bir arzu haldir. Evet, demek ki değerli kardeşlerim, tevbe sadece dilin işi değildir. Bütün vücudun bütün azalarının, hayatın bütün faaliyetlerinin hakka ve hayra dönmesi demektir. Tevbe büyük bir hadise, büyük bir olay. Evet, hem dilimizde söyleyeceğiz ama dilimizde söylediğimizi de hal ve hareketlerimizle, sözlerimizle, tavırlarımızla onun istikametinde davranacağız. Tevbe. Yoksa sadece işte Hazreti Ali'nin dediği gibi yalancıların tevbesi. Allah muhafaza. Kime karşı? Allah'a karşı yalanın Allah ne zarar olacak? Bize zarar olur. Bize zarar olur. Evet. Demek ki tevbeyi sadece bir söz bölümü olarak düşünmemeliyiz. Elbette söz olacak ama yanında fiil de olacak. Eylesen tutiye talimi eder kelimat. Sözü insan olur ama özü insan olmaz demiş şair. Evet. Ağdalı iki mısra. Ne demek bu? Aslında Türkçe. Ne yazık ki biz Türkçeyi Türkçeden Türkçeye tercüme ediyoruz maalesef. Ne diyor? Papağana konuşmayı öğretsen sözü insan gibi olur ama özü insan olmaz. O yine kuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir rivayet var. Şöyle diyor
son derece önemli değerli kardeşlerim. Ramazan gelip de çıktığı halde halini düzeltmemiş, Ramazan'ın feyzinden, bereketinden istifade edememiş olan bir insana yazıklar olsun diyor. Ya öyle bereket mevsimi, Ramazan. Bu aylar işte o mübarek zaman dilimine, hasat mevsimine hazırlık ayları. Bu aylardan böyle kendimize yavaş yavaş, yavaş yavaş değil esasında, hızlıca çeki düzen verip hazırlanmaya koyulmalıyız. Tabii bu şu demek değil değerli kardeşlerim, bunu her zaman söylüyoruz. Yani işini gücünü bırak, işte namaz kıl, efendim oruç tut vesaire, işi gücü bırakmak yok. Öyle onun kıymeti yok o zaman. Ya hayatın her anını, her adımını bu kıvamda yaşamak lazım. Toplum içinde, iş yerinde, atölyede, evde, kırda, bayırda, tarlada, bahçede, her yerde. Evet, her yerde o kıvam üzere olmak. İşte o zaman bunun kıymeti hasıl olur. Yoksa post üstünde oturup orada pineklemek aslında hiçbir şekilde tasvip edilen bir şey değil. Evet. O sözü tekrar hatırlayalım Peygamberimizin. Ramazan gelip de çıktığı halde, yani o bir ay boyunca halini düzeltememiş, Ramazan'ın feyzinden, bereketinden istifade edememiş olan insana yazıklar olsun diyor. Yazık. Evet, ona çok yazık. Kendine yazık ediyor zaten. Ramazan'dan istifade etmek için Ramazan'a elbette ki hazırlanmak lazım tabii ki. Her zaman olduğu gibi. Hani müsabakalara girecek olan birisi, bir sporcu veya herhangi bir yarışmaya girecek olan kişi önce ne yapar? Hazırlanır. Birçok yarışmalar var. Paralı vesaireli, ödüllü mödüllü yarışmalar var. Her türlü. Sporundan tarihine, edebiyatına vesaireye varıncaya kadar yarışmalar, ekranlarda her gün bunları görüyorsunuz. Oraya çıkanlar ne diyorlar? Bir yıldır sizi takip ediyorum. Bütün yarışmadaki soruları inceledim. Daha da farklı olarak şu kitaplardan da şöyle çalıştım, hazırlandım. İşte sporsa şu kadar idman yaptım vesaire, bu kadar çalıştım, gecemi gündüzüme kattım, bu yarışmaya katıldım. Netice büyük başarı elbette. Ama bir de ya ne olur ne olmaz, bir de ben katılayım dedim. Hiçbir şey yapmadan geldim buraya. Onun da neticesi ona göre olur elbette. Bunun gibi değerli kardeşlerim, namazları mümkün mertebe cemaatle kılmaya gayret etmek lazım. Cemaatle. Nerede olursak olalım. Evde, bahçede, tarlada vesaire. İki kişi miyiz? Hemen cemaat olalım. Birisi imam olsun, birisi cemaat olsun. Ve böylece namazın bize olan getirisi daha fazla olacaktır. Cemaat son derece önemli bu bakımdan. Cami cemaati olmak vesaire. Bu da esasında bu aylarda Ramazan'a hazırlık babından çok önemli. Esasında hayatımızın her döneminde böyle olmaya gayret etmek lazım. Evdesiniz mesela, herhangi bir nedenden dolayı gidemediniz camiye. Kim varsa, çocuk olur, kadın olur, genç olur, yaşlı olur. Mutlaka cemaat olmaya gayret etmek lazım. Efendim ben imamlık yapamam. Namaz kılıyorsun ya. Namaz kılıyorsan o zaman namaz kıldırabilirsin. Ama senden daha iyi bilen varsa o anda elbette ki o işi yapması lazım. Ama mutlaka cemaatle kılmaya, farz namazları cemaatle kılmaya özen göstermek lazım değerli kardeşlerim. Evet, bütün bunlar
namaz, oruç, mali ibadetler, sadaka, zekat vesaire, yardım, fiili yardım, mali yardım, bunların hepsi insanı neye alıştırır değerli kardeşlerim? Sabra alıştırır. Canım mali ibadetin sabırla ne işi var falan diye akla gelebilir. Aslında en çok orada lazım. Ya insan nefsini yenip de elini cebine cüzdanını atabiliyorsa sabrın en büyüğünü gösteriyor demektir. Yoksa sair zamanlarda saçıp savuran insan ama bir hayr-ı hasenata gelince eli cebine cüzdanına gitmiyor. Gidemiyor. Tükenecek zannediyor. Halbuki başka zamanlar savuruyor ona buna, lüzumsuz şeylere, sigaraya vesaireye savuruyor. Ama gel ya şurada şöyle bir durum var, şuraya bir el uzatalım dediğiniz zaman veya demeye gerek yok, onu gördüğü halde dönüp gidiyor. Böyle Allah bu durumdan bizleri korusun. Sabır işte sabır, bunlar sabırla alakalı. Gazap, gazap ne demek? Öfke. Öfkeyi yutmak, kızgınlığına, sinirine hakim olmak, biraz önce de ifade ettik ya, öyle kolay şey değil. Zor şey. Peygamberimiz ne diyordu? Pehlivan kimdir? Başarılı pehlivan. Rakibini yenen değil. Ya sinirlendiği zaman öfkesine hakim olan en başarılı şampiyon pehlivandır. Evet, sinire hakim olmak. O önemli, çok önemli. Evet, halim selim olmak. Öyle kolay bir, göründüğü kadar kolay bir şey değildir. Bunu kendisine huy edinmiş olan insanlara bakıp da onlardan ibret almak lazım. Onun için sabır insanı değerli kardeşlerim, olgun, kamil bir Müslüman yapar. Kamil. O halde kendimizi sabır eğitimine de tabi tutmamız lazım. Sabır eğitimine. Sabır eğitimi de var ya. Nedir onlar? İşte saydık deminden beri. Bu ayda yapacağımız hazırlıkların kapsamı içerisinde yaptığımız bütün ibadetler, taatlar, davranışlar, o güzellikler insanı bir sabır eğitiminden geçirir ve böylece biz o güzel mevsime tam manasıyla hazırlanma gayreti içerisinde girmiş oluruz. Mesela değerli kardeşlerim yine bu cümleden olarak gece ibadetleri, gece ibadeti çok önemli. Gündüz beş vakit o belli. O zaten mecburuz onu yapmaya. Rabbimizin emridir. Günde beş defa huzuruna çağırıyor ve orada biz kulluğumuzu ona arz ediyoruz. Beş defa. O rükû olmasa eğilmez başlar diyor ya Akif. Rükû, rükû, secde bunlar çok önemli şeyler. Rabbül Alemin olan Cenab-ı Allah'ın huzurunda eğilmeyen başkaları huzurunda dört büklüm oluyor. Ne yazık ki. Yazık onlara. Evet. Peygamberimiz ne diyor? Buyurun. Geceleyin kalkıp da kılınan iki rekat namaz. Dünyadan da, dünyanın içerisinde olan her şeyden de daha hayırlıdır. Evet, ne kadar önemli bakın. Neden önemli? Herkes uyuyor. Bütün mahlukat uykuda. Sen yatağından süzülüp çıkıyorsun. Hele şu kış günlerinde suyun buz gibi olduğu zamanlarda bir abdest alıyorsun. Mümkünse soğukla almak lazım. Soğukla abdest alan kişi kısa sürede ısınır. Bunu da antiparanda ifade etmiş olan. Ve ondan sonra her şey uykudayken siz Rabbinizle baş başa ona kulluğunuzu arz ediyorsunuz, pişmanlıklarınızı, günahlarınızı itiraf ediyorsunuz ve af diliyorsunuz. Affetmez mi Rabbül Alemin? Elbette affeder. İmsak vakti, takvimlerde yazar imsak. Dikkat ederseniz takvimlerde sabah namazı diye bir vakit yazmaz. Yani imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerini belirtir.
İmsak ne demek imsak? İmsak hem orucun başlama saatidir, hem namazın başlama, sabah namazının başlama saatidir. Şimdi imsaktan aşağı yukarı 20 dakika sonra, yani güneş doğmasından bir saat önce ezanlar okunuyor. Esasında imsak vakti girmişse sabah namazı da kılınabilir. Bunda bir beis yok. İşte o saatten 15 dakika önce, yani imsaktan 15-20 dakika önceki zaman yeter. Peygamberimizin bu hadisini uygulamaya, geceleyin kalkıp da kılınan iki rekat namaz, dünyadan da dünyadaki bulunan her şeyden de daha kıymetlidir, daha hayırlıdır diyor ya. İşte bu hayra vasıl olmak, nail olmak için onu da yapabilmeliyiz değerli kardeşler. O vakitler biraz önce de ifadeye çalıştık. Gösteriş ihtimali yok, şöhret ihtimali yok, desinler ihtimali yok. Sadece Rabbinle baş başasın. Evet. Riya, kibir, gurur, gösteriş yok. Olmaz zaten öyle. Kul sadece Rabbine yöneliyor ve alemlerin Rabbine yönelip Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. Ne muhteşem bir ifade. Evet, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ne demekti değerli kardeşlerim? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Onu övüyorum demekti. Evet, muhteşem bir ifade. Sana hamd olsun Rabbim. Böylece değerli kardeşlerim, o gecenin o müstakil zamanından da gafil olmamak lazım. Bir ayetle bitirelim inşallah. Ya eyyuhel müzzemmil kumul leyle illa kalila nısfehu evinkus minhu kalila evzid aleyhi ve rattilil Kur'an'ı tertila. Yani bu biraz önce bahsettiğimiz çok kıymetli seher vaktindeki ibadeti muhtevi bir ifade ve gece kalk bir kısmında namaz kıl kısaca ifade ediyorum ve Kur'an oku. Nasıl Kur'an oku? Tane tane, anlaya anlaya, sindire sindire Kur'an oku. İşte o zaman maksat hasıl olur. Rabbimiz onları kabul eder. Ve böylece biz 3 ayların ilkinden başlayarak Recep, Şaban aylarında Ramazan'a hazırlanmış oluruz. Ramazan'da da hasat mevsimi ve Rabbimizden de o kıvamı bütün ömrümüz boyunca yaşama hususunu niyaz ederiz, dua ederiz. Evet, değerli kardeşlerim, burada noktalamak durumundayız. Rabbimiz bizleri bu mübarek günleri, geceleri iyi değerlendiren, mübarek Ramazan'a çok iyi hazırlanan bahtiyar kullarından eylesin. Bizleri mübarek Ramazan'a sağlık, sıhhat, afiyetle ve günahlardan arınma gayretleriyle ulaşmamızı nasip eylesin. Bütün ömrümüzü Ramazan ve 3 aylar kıvamında olmasını Rabbimiz bize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.